Arkadaşlar merhaba. 7 Nisan 2022 Perşembe günü İzmir Şirinyer Hipodromu'ndayız. İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 9 koşulu bir program var arkadaşlar. Onunla ilgili de tahminlerimize geçeceğiz. Ancak size bu videodan itibaren, bugün itibariyle şu açıklamayı yapmak durumundayız. Şimdi biz biliyorsunuz her gün 5 adet video yayınlıyoruz. Ve bu videolarımız otomatikman bütün otoriteler tarafından Türkiye'de izleniyor. AGF oranlarına etkiyoruz. Aynı zamanda tahmin yapan arkadaşlar ya da yapmaya çalışan arkadaşlar veya tahminleriyle insanlardan para almaya çalışan arkadaşlar da bunu izliyorlar tabii otomatikman. Ve şunu gördük. Türkiye'deki arkadaşlarımız, bizim ekibimiz bizi uyardı. Vermiş olduğumuz tahminlerin kendilerine mal olduğunu ve bu çok bariz kanıtlar koydular bana. Ve bunların da üzerinden de WhatsApp üzerinden paraların alındığı gibi şeyler. Neyse, uzun lafın kısası, bugünden itibaren 5 tane vermiş olduğumuz videonun bir tanesini Türkiye Jockey Kulübü'nün koyduğu listeden bir adeti ve bir de yurt dışına ait olan bir adedi, yani toplam 2 adeti premium üyelere özel yapmak zorundayız arkadaşlar. Evet, bununla ilgili de çalışmamızı şu anda başlattık. Bugün son gün. Diğer tabii ki premium üye olmadan izleyeceğiniz videolarımız da var. Onlardan 2 tane yabancı, bir tane Türk videomuz. Tabii ki izleyebilirsiniz, o devam edecek ama kendimize göre önemli bulduğumuz videolarımızı otomatikman burada premium üye olarak ancak izleyebileceksiniz bundan sonra. Bu çok katiyiz bu konuda. Video sayısı artar. Yani premium üyeli video sayısı artar ama azalmaz. Nasıl premium üye olurum derseniz cep telefonundan alamıyorsunuz. Bilgisayar gerekiyor bunun için. Katıl butonuna tıklayıp premium üyelik butonundan ödemeyi tamamlıyorsunuz ve bir ay boyunca bir adet minimum, bir adet TJK, bir adet de minimum yurt dışı yarışlarımızı, ki bu gece yarışları olacak tabii muhtemelen. Onu biz kendimiz karar vereceğiz. Daha sonra burada katıl butonuna giriyorsunuz. Bilgisayar üzerinden oluyor bunlar ve ona göre üyenize. Bu üyeliği de indirdik arkadaşlar. 150 lira. Sadece premium üyeliğimiz var. Bunu bu şekilde anlayışınıza sunuyoruz. Üye olmak istemeyen arkadaşlara da saygımız sonsuz. Diledikleri tahminci arkadaşlardan devam edebilirler. Şimdi arkadaşlar İzmir için biz bugün neyimiz var onu hemen sizlere anlatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci koşu saat 14'te maiden bir koşu, dişi 4 yaşlı Araplar 1400 metre çıkacaklar. Evet, burada 2 artı 2 sistemiyle 4 numaralı Rüzgar Soy, burada İsmail Dinar'la ilk atımız. Ve 3 numaralı Rüzgar'ın bekçisi Alaaddin Kürünlük'le burada ilk kez koşmuş olmasına rağmen arkadaşlar baktığım zaman çalışmaları çok kapalı, yani yok gözüküyor çalışmaları. Çalışması yok gözüken safkanların büyük sürprizler yaptığını biz biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla yanında 7 numaralı Şifne Güzeli Cemal Paso ile ve 1 numaralı Bay Bora Hüseyin Şimşek'le yani 4 at da geçilebilir burası ama 4 ve 3 özellikle 3'ün sürpriz yapma ihtimalini çok önde tutuyoruz arkadaşlar. 4, 3, 7, 1 diyoruz. Evet, ikinci koşuyla beraber altılı gayanın da ikinci ayağı, yani birinci altının ikinci ayağı başlıyor. Şartlı 3, 5 ve yukarı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada İzmir'de 3 tane atımız var. 1 numaralı Aslan Soylu Nevzat Avcı ile 3 numaralı Şifne Efesi Cemal Paso ile ve 2 numaralı Kenanlı Sinan Özenli arkadaşlar. 3 tane safkan burası için gayet yeterli gözüküyor. Arkalarından 6 numaralı Sungurlu'nun da bir atraksiyonu olabilir. Yani 1, 3 ve 2 diyoruz. Normal şartlar altında 1 numaranın bu yarışı kazanması çok normal olacaktır. Küçük kuponlarda 1 numaranın baz alınıp yanına istediğiniz atın da yazılması mümkün arkadaşlar diyoruz. Evet, üçüncü koşu satış bir koşusu. 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar burada. Evet, tam 6 tane safkan koşuyor bu kum koşuda. Bu 1900 metreyi arkadaşlar burada 2 tane at arasında ayırım yapamadık açıkçası söylemek. Zor bir ayak bu baktığınız zaman. 6 tane at olduğuna bakmayın.
2 numaralı Deep Delight Sinan Özen'le ve 6 numaralı Siyah Göz Mertcan Çelik'le arkadaşlar. Her ne hikmetse Mertcan Çelik bu sapkını burada tercih etmiş. Daha evvelden de Mertcan Çelik'le sortileri var. Atı çok iyi tanıyor. Biz bu sapkanın bugün çok iyi koşacağını düşünüyoruz. 2 numaralı Deep Delight Sinan Özen'le kesinlikle iyi koşacaktır. Yani bunların arkasından da 3 numaralı Night Fury şu an için biz arka planda tutuyoruz arkadaşlar. Biz burayı 2 alta geçeceğiz. 2-6 özellikle 6'ya da dikkat diyoruz. 4. koşu. Handikap 15. Altılı Ganya'nın bu arada ikinci altının da başlangıç ayağı oluyor. Handikap 15 bir koşu bu dişiler. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan burada start oluyor. Arkadaşlar burada 4+2 diyoruz. 4 tane at mutlaka yazılması lazım. 1 numaralı After Down Erhan Aktu'yla bu formda jockey İzmir pistinde şu anda çok sevdi. Bu karışık ayakta işi götürebilir. 2 numaralı Galvatron Alperen Oluk'la kesinlikle ihmal edilmemeli. 7 numaralı Mamacita Bonita Nevzat Avcı'yla. Evet arkadaşlar artık bu atın da zamanı geldi. Artık kazanması lazım. Epeydir koşturuyor. Bugün çok iyi bir koşu bekliyoruz. Ondan beri Çin pistleri seven bir safkan bu. Yani sonuçta hayatında koştuğu ilk 1000 metrelik Çin koşusunu İstanbul'da kazanarak Ahmet Çelik'le Maiden'dan 1-1 yaparak çıkmış bir safkandı. Ama burada 53,5 kilo ile Nevzat Avcı ile yine güzel bir grup buldu. Bu grubu değerlendirebilir 7 numara. Ve 4 numaralı Şehriban diyoruz. Ekürilerden Muhammed Mir Bilgin'le. Ekürisi 12 numaralı Flör. Muhammed Burhan Öncel'le. Şimdi burası 1, 2, 7 ve 4 kesin yazılmalı. 2 tane daha at veriyoruz. 3 numaralı Hollywood Girl Oktay Kızıldaş'la. Bu Oktay Kızıldaş arkadaşımız da İzmir'de genelde at biniyor. Arkadaşlar gerçekten iyi bir ata bindiği zaman hakkını veriyor arkadaşlar. Yani ben bu arkadaşın da geleceğini iyi görüyorum. Evet 5 numaralı Bahadenur Alaaddin Küründük'le burada ikinci atımız yani nedir o? 4+2'nin ikinci atı oluyor. 1, 2, 7, 4 ve artı 3 ve 5 diyoruz arkadaşlar. 5. koşudayız. Saat 16'da kısa vade 6, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan var burada. Bu 12 tane safkan içerisinde tam 6 tane atımız var bu zor koşuda. Evet. Baktığımız zaman 1 numaralı Trevi Fountain Nurettin Şen'le ilk atımız. 2 numaralı Criminal Kadir Tokaçoğlu'yla arkadaşlar. Şimdi bu Trevi Fountain aslında bu grubun tabii üzerinde kalıyor. Yani baktığınız zaman bunları böyle yer gibi bitirir. Nurettin Şen eğer burada performans gösterebilirse, bir aksilik olmazsa yarışta kazanabilir. İnatçı karakteri 17-18 günde arası var. 2 numara dedik Criminal. 10 numaralı Şirin Lady Muhammed Mir Bilgin'le. 11 numaralı Time Mehmet Kaya'yla. 4 numaralı Yahya Ahan Mertcan Çelik ve ekürisi Perfect Runner Nevzat Avcı'yla. Ve 12 numaralı DiCaprio Barış Kurdu'yla arkadaşlar. Mutlaka kuponlarda olması lazım. Yani 1, 2, 10, 11, 4 ve 12 numaralı safkanları mutlaka yazmamız gerekiyor. Evet şimdi 6. koşuya geçtik. 6. koşu da burada maiden bir koşu bizi bekliyor. 4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar 6. koşu da arkadaşlar 9 numaralı Oyemer Onur Yıldız'la bizim burada bugünkü ilk bankumuz ki bu 1. altılıyı bağlıyor. Ona göre bu 9 numara Oyemer'i bugün banko olarak ilan ediyoruz arkadaşlar. Normal şartlar altında burada Onur Yıldız'la kazanması lazım. 2 tane rakibi var. 1 numaralı Siyah Gül ve 2 numaralı Bilşen arkadaşlar. Burada bu 2 tane safkan bunun ciddi rakibi. İyi bir kapışma izleyeceğiz burada. Bunların arkalarından da 8 numara gelir ama biz 9 numaralı Oyemer'in bir şekilde bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Bizim bugünkü 1. altılı ve tabii 2. altılı da bağlayan bankomuz, bir tane daha bankomuz var. 7. koşuya geçtik şimdi. Berk koşusu, kısa vade 7, 4 ve yukarı Araplar, 2000 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. 6 numaralı Naldo Kembe'yi alternatif bankomuz. Şimdi tabii bir koşu evvel olsa biz bunu belki banko yapacaktık ama burada 7 numaralı Ertemiz Mehmet Kaya ile ve 1 numaralı Sinoplu Merve'den de iyi bir koşu çıkabilir. Ancak burada tabii ki ana yurt
da iyi bir safkan arkadaşlar. Ama biz burada 6 numaralı Naldöken Bey'ini alternatif banko verip yanına da 7 ve 1'i rakip olarak ilan ediyoruz arkadaşlar. Çünkü Naldöken Bey de burada bu grubun böyle bir tık üstünde kalıyor. Her ne kadar 76 handikap puanı olsa da sizi yanıltmasın. 8. koşu şartlı 5, 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Uzun metrajlı bir koşu izleyeceğiz İzmir'de. İzmir'de havanın enteresan bir şekilde kapalı olduğu söyleniyor ama gayet güzel bir hava olduğunu belirtiyorlar. Arkadaşlar burada ikinci tekimiz geliyor. İkinci altılıyı bağlayan 6 numaralı Thunder Jest Mustafa Çiçek'le Banko. Evet, bu grupta Mustafa Çiçek'le geçeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Eğer rakip ararsanız ikilileriniz için veya bayisleriniz için arkasından 5 numaralı Girişkin ve 1 numaralı Edward Erhan Aktu'yla sıkıntı çıkaracak olan safkanlar da aslında sıkıntıyı bir tek Edward çıkartır diye düşünüyorum ben burada. Ama Thunder Jest'in gerek görüntüsü gerekse yani baktığımız zaman şimdi itmanlarına da burada sıkı bir itman çalışması evet Nisan ayında 3 Nisan'da yapmış. Burada Jockey Tuncay Altın Kılıç'la. Evet arkadaşlar burada Edward problem çıkartacak olan Edward o da 5 Nisan'da bir çalışma yapmış. Çalışmaları güzel arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç burada göreceğiz tabii ki. Arkadaşlar bu da Jason Bourne'dan da iyi bir performans daima gelebilir. Yani bunda bu Thunder Jest'i biz banko atıyoruz ama ikililer için konuşuyoruz burada. Dediğim gibi 5 numara Girişkin, 1 numara Edward ve Jason Bourne 4 numara arkadaşlar arkasından rahatsız edecek rakipleri. Ve şimdi 9. ve son koşudayız artık. Burada handikap 16 bir koşu, 4 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkıyorlar. 12 tane safkan var burada. Arkadaşlar 12 numaralı Yeni Pazar Muhammed Mir Bilgin'le alternatif bankomuz bizim bugün. Yani Siyah Kürler Yener Bey'le beraber burada iyi bir performans bekliyoruz bu Yeni Pazar'dan arkadaşlar. Zaten son koşusunu kazandı. Maiden'dan çıktı ama aynı formu devam ettiriyor. Gerçi Melçen Çelik'le çıktı şimdi Muhammed Mir Bilgin'le ama Muhammed Mir Bilgin çok 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 formda. Her ne hikmetse Yener Bey'e Melçen Çelik binmiş bu sefer. Ve Yeni Pazar'a da Muhammed Mir Bilgin binmiş. Çünkü Melçen Çelik de bu ata çok Yener Bey'e aşina. Paylaşım yapmışlar. Çok güzel. Yani bu safkanlardan biz çok iyi bir koşu bekliyoruz. 1 numaralı Özgür Cemal Paso'yla rakibi. 2 numaralı Kumrala'da Erhan Aktu'yla. 3 numaralı Big Boss Atakan Cemda Deviren. 9 numaralı Eyvah İnce Yunus Görkem Özçelik ve 10 numaralı Demir Leblebi, Yeşil Ekürüler, Alaaddin Külündük ve 11 numaralı Rüşentay, Bekir Mert Mırık'la rakipler arkadaşlar. Yani 12 ve 5 numaralı safkanlar çok ön planda. 1, 2, 3, 9, 10 diyoruz. Yani Yeşil Ekürüler 10 ve 11 Ekürüler arkadaşlar diyoruz. Evet. Şirinyer İpodromu, İzmir İpodromu ile ilgili görüşümüz burada sona eriyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi bugün tabii ki herkes izleyebilir bu anonsu yapıyoruz ama 5 tane videomuzun minimum 2 tanesi bir tanesi yabancı bir tanesi Türkiye'deki yarışlar olmak kaydıyla sadece premium üyelerimiz YouTube üzerinden izleyebilecekler. Anlayışınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüze göre olsun. Bol kazançlı günler.